2000'li yıllardan itibaren web tasarım işiyle uğraşmaya başladım. Ve bunu öğrencilerime her fırsatta söylüyordum. Ama 2010'da internet arkadaşlar dijitalden birçok projeler yaptım. Ben dijitalci bir insanım. Dijitali çok seviyorum. 2014'te Kırmızı Leş mantığıyla tanıştım. Ama bir yıl bu işi yapmadım. Yani ne olduğunu anlayamadım daha doğrusu. Tam oturmadı kafamda çünkü. Niye oturmadı? Ben memur zihniyetli bir insanım. İşimi yaparım, maaşımı alırım. Bu kadar basit. O yüzden hani benim ne kadar çok çaba harcasam da maaşımda değişen bir şey yok açıkçası. O anlamda serbest değiliz yani. Serbest girişim değildi aslında. Ama ben her zaman girişimci olmak isteyen bir insandım. 2014'ün başlarında Kırmızı Reis mantarını bana sundular. Ama bana iş olarak geldiler. Doğrudan doğruya dediler ki böyle bir iş var yapalım. Ben tabii ki üniversitedeki dersler yoğun artı web tasarım işlerim yoğun. Üçüncü bir işi kaldıracak ne takatim var ne zamanım var. Ne de bu işe zaten gücü kaptığım bir iş söyleyeyim size. Bugün anlatacağım işi ben az çok duyuyordum. Network marketing falan. Hoşuma giden bir iş değildi. Ne yalan söyleyeyim. Ama maalesef insan bilmediği şeyin düşmanı. Bilmediğim için aslında düşmandım bu işe. Ne olduğunu gerçekten anlayamıyordum. Ama bir yıl sonra şöyle başıma bir şey geldi. Şunu fark ettim daha doğrusu. Ben web tasarım işi yaptığım için sürekli telefonlarım çalardı. Yani birisi beni tavsiye ederdi. İşte arayan kişi derdi ki telefonu şundan aldım, telefonu bundan aldım falan. Şunu fark ettim. Ben aslında bilmeden network marketing yapmışım. Çünkü network marketing neymiş? İnsan kazanma işi. Yani eğer hani bağ kurmadan ağ kurmaz deniyor. Ben bağ kurmuşum aslında. İnsanlara bağ kur yaptığım çalışmalarda insanları memnun etmişim. Bağ kurmuşum ve tavsiye edilir bir hale gelmişim. Dolayısıyla bakın burada muhteşem bir fırsat gerçekten var ama bu işin temeli Kırmızı Reis mantarı. Eğer Kırmızı Reis mantarı insanlarda memnuniyet oluşturmazsa bizim burada hiçbir fonksiyonumuz yok. Onu söyleyeyim. Yani esas güç aslında Cenab-ı Allah'ın adeta özüne bezene yaratmış olduğu Kırmızı Reis mantarında. Çünkü bu Kırmızı Reis mantarı arkadaşlar ben bunu iş olarak yapmadım ama başlangıçta mantarı kullandığımda yani çünkü PubMed'in web sitesi var. Azlamıştım ama açmayacağım onu şu anda. Oradan baktığımda 1500'e yakın bilimsel çalışma vardı o tarihlerde. Şu az önce baktığım sayı 2062 olmuş. Yani her geçen gün bilim insanları araştırmaya devam ediyor bu mantarı. Ve hayatımı almak istedim. Şunu biliyordum. Kırmızı Reis mantarını çok yoğun bir şekilde kullansanız bile asla ve asla zarar vermiyor. Suyun etkisi var ama Kırmızı Reis mantarının etkisi yok kesinlikle. Bunu bildiğim için arkadaşlar çok yoğun bir şekilde kullanmak durumunda kaldım. Neden? Çünkü 30 yıl süren bir mide rahatsızlığım var. Küçüklüğümden beri gelen bir rahatsızlık vardı. Ve dolayısıyla her yemekten sonra, şu an mide hastası olan varsa beni anlar. Her yemekten sonra istisnasız maalesef midem cayır cayır yanardı. Ve Gaviscon diye bir ilaç var. Belki bilenler biliyordur. Gaviscon olmadan inanın bana bunu abartısız söylüyorum. Şuradan şuraya gidemezdim. Hani bazen evden çıkarız, telefonumuz yanımızda olmaz ya hemen acil bir şey döneriz geriye. Ben de eğer cebime bakardım Gaviscon yoksa arkadaşlar gitmezdim. Geriye döner Gaviscon'um alır öyle giderdim gideceğim yere. Çünkü ne zaman nerede midem yanınca belli olmuyor. Ve ürünleri kullanmaya başladım. Yani aslında midem için kullandım. 15 gün içerisinde avuç avuç aldığım için 15 gün içerisinde sonuç alınca kullanmaya devam ettim. Saç dökülmesinden tutun. Cilt lekeleri, ağız yarası, diş taşları, diş eti çekilmeleri, küçüklüğümden kalma nefes darlığı, arkasından kabızlık, basur, varis, bel fıtığı, uykusuzluk, unutkanlık. Bunlar benim aldığım sonuçlar ama bunlar bonus. Ben midem için kullanmıştım. Ama arkasından dayım prostattan sonuç aldı. Bir akrabam akciğer kanserinden kurtuldu. Ablamın şekerden dolayı gözleri kör noktadayken gözleri açıldı. Abim diyalizlik duruma gelmişken diyalizden kurtuldu derken baktım ki etrafımda gerçekten bir memnuniyet oluşmaya başladı. Yani bir memnun müşteri kitlesi oluşmaya başladı benim tavsiyemle. Ve arkadaşlar dedim ya ben web tasarım iş yaparken bir memnun müşteri kitlem vardı. Ve o memnun müşteri kitlesi bana ne yapıyordu? Sürekli telefonlarım çalıyordu. Telefonunu şu verdi, telefonunu bu verdi. Arkadaşlar aynı şeyi burada yaşadım. Bakın aynı şeyi burada yaşadım. Samimi söylüyorum bunu lütfen doğru anlamaya çalışalım. O web tasarım işinde yaptığım o memnun müşteri kitlesi benim telefonum nasıl veriyorsa aynı şeyi burada vermeye başladı. Yani Kırmızı Reis mantarını doğru kullandırdım, insanları takip ettim. Ve dolayısıyla telefonlarım çalmaya başladı. Bakın aynı şey, değişen bir şey yok. Yani network marketing para kazanma işi değil, insan kazanma işi.
Nitekim ben bunu anladığımda dedim ben bu işi yaparım. Ben bilmiyormuşum meğerse bu işi. Velhasılı bu işe başladım arkadaşlar ama maalesef telefonlarım çaldı, insanlara anlattım, hesabıma paralar yattı ama maalesef çok fazla koşturamıyordum. Çünkü yoğundum, zaman ayıramıyordum bu işe. Ama ne zaman ki pandemi geldi, maalesef dünya alt üst oldu. Çok ciddi bir kriz yaşanan dünyada. Ama birçok kişinin tersine benim hayallerim gerçek oldu. Nedeni şu, ben 2015 yılında bu işi gerçekten ne olduğunu anladığımda online eğitim yapmaya çalıştım. 2015'in işte hatta bir kitapçık yazdım bununla alakalı. Facebook diye. Ve bunun akabinde online eğitimler yapmaya çalıştım. Ama maalesef birebir eğitim yapıyordum aslında. Hani birebir karşımda bir öğrenci var sadece. Ona işte web tasarım eğitimleri, değişik eğitimler verdiğim oldu online'da. Ama maalesef toplu eğitim veremedim. Çünkü niye? Biri gelirken öteki gidiyor. Ya insanlar giremiyorlar. İşte kayıt olmak gerekiyor falan. Ama 2000, işte 2010 20'nin Mart ayında pandemi gelince benim rüyalarım gerçek oldu. Neden? Çünkü Zoom diye bir şey çıktı. Herkes eli mahkum Zoom'u öğrenmek zorunda kaldı. Çünkü anaokul öğrencileri bile Zoom'dan eğitim yapmaya başladılar. Ve bu benim gerçekten hayalimin gerçek olmasına sebep oldu. Ve bir hayal kurdum. Dedim ki ben 2020'nin sonuna kadar aşağı yukarı 7-8 ay içerisinde Türkiye'de en çok kazanan içine gireceğim. Dedim arkadaşlar bunu başardım elhamdülillah. Ve arkadaşlar şu an bunu öğretmeye çalışıyorum. Bakın şu an yaptığım şey aslında bunu öğretmek. Burada inanılmaz büyük bir vizyon var. Muhteşem bir fırsat var. Ben reishi mantarını arkadaşlar PubMed açmayacağım ama başka bir şey paylaşmak istiyorum sizle. Hani çok hızlı bir şekilde vakit almadan bunu görelim çünkü dedim mi gerçek güç kırmızı reishi mantarı arkadaşlar. Eğer kırmızı reishi mantarı o kadar güçlü olmasaydı ve benim sağlığıma kavuşmama vesile olmasaydı tabii ki sadece benim değil etrafımdaki birçok kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olmamış olsaydı bugün ben bu firmada olmazdım. Sadece ben değil birçok kişi burada olmazdı çünkü yani dediğim gibi arkadaşlar bizim işimiz para kazanmak değil. Bizim işimiz insan kazanmak. Ama insan kazandığında para kazanmaya başlıyorsun. Evet. Arkadaşlar hızlı hızlı geçeyim. Kırmızı reş mantarı deniyor. Ölümsüzlük mantarı deniyor. Bitlerin mucizevi kralı deniyor. Gerçekten mucizevi bir mantar. Buralara geçiyorum. Arkadaşlar çünkü özet bir şekilde. Bakın adaptojen etkisi var. Bunları araştırmanızı rica ediyorum. Bu konumuz bu değil çünkü. Antitümör etkisi var. Bunlar ispatlanmış vaziyette PubMed'de. İmmün modülatör yani immün sistemi modüle eden, dengeleyen bir özelliğe sahip kırmızı reş mantarı. Antibakteriyel özelliği var. Antioksidan etkisi var. İçerisinde 154 tane antioksidan var. Kırmızı reş mantarında. Ağır metallere karşı etkisi var. Yani bildiğiniz gibi çevremizde birçok şey içerisinde ağır metaller var. Özellikle suyun içerisinde. Mesela ağır metaller var. Ya da çevremizdeki işte pillerde şurada burada birçok ağır metaller var. Bunlar bizi hasta ediyor. Bunlara karşı etkisi var. Yine mantarlara karşı etkisi var. Kandaki oksijen seviyesini %100 arttırıyor. Aynen HBO tedavisi gibi bir etki gösteren muhteşem bir madde. Bir de antitrombotik etkisi var. Yani tromboz denen bir hastalık var. Bu hastalık maalesef dünyada her yıl 3 milyon kişinin ölmesine sebep oluyor. Buna karşı etkisi var. Yine kolesterol düşürücü etkisi var. Bu arada arkadaşlar kolesterol bir yağ bildiğiniz gibi damarların tıkanmasına sebep oluyor. Şu an dünyada 17 milyon insan her yıl maalesef bakın her yıl 17 milyon kişi kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor. Bunun da sebebi kolesterol çoğunlukla ve bizim mantarımızın kolesterol düşürücü etkisi ispatlanmış vaziyette. Yani buradaki bu tıkanıklığı ne yapıyor arkadaşlar? Açıyor. Kanın rahat dolaşmasına sağlıyor. Biliyorsunuz kan demek, damar demek, kan demek yani sonuçta. Kan demek de malum can demek. Bizim her şeyimiz, canımız kandan geliyor. Yine antiinflamatuvar etkisi var. Yani özellikle kronik iltihap son derece tehlikeli. Kısırlığa kadar yol açabiliyor bayanlarda özellikle. Buna karşı etkisi var. Şekere karşı etkisi ispatlanmış vaziyette. Özetle, bakın hızlı bir şekilde özetlemek gerekirse 15 bakteriye karşı kullanıyor. Bunların başında Helicobacter pylori denen bir bakteri geliyor. Tümörü söylemiştik. Şeker düşürücü etkisi var. Kolesterol ve lipid düşürüyor. Hücre yenilemesini uyarıyor. Kandaki oksijen %100 arttırıyor. Ağır metalleri uzaklaştırıyor. Yara iyileşmesini hızlandırıyor. Zeka, hafıza ve zihinsel fonksiyonlarda etkisi var. Migrende, romatoid artrit gibi hastalıklarda ağrı giderici özelliğe sahip. Yine epilepside iyileştirici etkisi var. Çok net sonuçlar var epilepside. Bununla ilgili birçok bilimsel kaynak da var. Yani SARA hastalığında etkisi olduğuna dair.
Yine sakinleştirici etkisi var. Özellikle depresyonda muazzam faydalı bir ürün. Son dönem kanser hastalarında ciddi anlamda hayat kalitesini arttırıyor. Güzelleştiriyor, gençleştiriyor. Mantarlara karşı, virüslere karşı etkisi var. Anti-aging özelliği sahip. Yani yaşlanmaya karşı, erken yaşlanmaya karşı etkisi var. Tansiyonu düzenliyor. Bunlarla alakalı bu arkadaşlar hepsiyle ilgili sonucumuz var. Detoksifikasyon yapıyor. Yani vücuttaki toksinleri temizliyor. Bundan dolayı mantarın ilk bir haftadan itibaren bu detoksifikasyon üzerinden dolayı şifa reaksiyonları görülebiliyor. Bunlar gerçekten iyi işaret. İmmün sistemi dengeliyor. Tromboza karşı etkili. Alerjide etkisi var. Özellikle astımda mesela. 3 ayda iyileşen de gördüm. 8 ayda iyileşen de gördüm astımda. Depresyonda etkili. Prostata idrar çıkışını düzenliyor. Yine ülsere karşı etkili. Arkadaşlar mide böbrek fonksiyonlarını koruyucu ve iyileştirici etkiye sahip olan muhteşem bir mantar. Kırmızı reishi mantarı. Az önce dedim ya. Yani web tasarımı yaparken bir şey dikkatimi çekmişti. Yani benim temel felsefem memnuniyetti arkadaşlar. Müşteri benden memnun olsun. Bana ödediği parayı helal etsin diye buna çabalardım. Ve şöyle bir kelime var. Bir iş dünyasında. Memnun bir müşteri 10 bin dolarlık reklamdan daha etkili. Bakın memnun bir müşteri 10 bin dolar. Bugün 10 bin dolar ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 130 milyon değil mi arkadaşlar? 130 bin lira yapıyor. Bakın böyle bir etkiye sahip. Bir tane memnun müşteri size bu kadar fayda sağlıyor reklam açısından. Ben bunun faydasını gerçekten gördüm. Web tasarım işinde ama aynı şeyi burada da gördüm. Yani ürünü deliler gibi ürünü kullandım. Muazzam faydalar gördüm üründen. Ve tabii ki etrafımdaki birçok insanlara kullandırıp onları takip ettim. Doğru ürünü kullanmasını sağladım. Kişinin memnun kalmasını sağladığımda birçok iş şunu dedi bana. Hocam dedi ben bu ürünü kullanırım ama asla bu işi yapmam. Bakın bunlardan bir tanesi Ankara'da bir yarbay. Şimdi benim abim ürünü kullandı. Fayda görünce onun yanına gidip gelen bir tane deniz yarbayı. İşte beni aradı kendisi. Ya dedi böyle böyle senin abinin yanından işte çıktım. Böyle bir ürün varmış işte falan tarzında. Arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika içerisinde ben bu adamı anlattım ve ikna oldu. Hemen o anda kaydını yaptırdı. Ürün kullanmaya başladım. Bir şart koştu bana. Dedi ki hocam bak ben bu ürünü kullanırım. Çocuğunda ankilozan spondilit hastalığı var. Bilmiyorum duyan var mı? Ankilozan spondilit. Yani bel kemiği böyle eğiliyor. Kamburlaşıyor insanlar. Ve çok muazzam sonuç aldı kendisi. Ve bakın iş yapmam diyen adam beni aradı. Dedi hocam çok acil konuşmam lazım. Şu an dedi Yunan adalarından geçiyorum. Yani gemiyle bir yere gidiyormuş. Her an kesilebilir telefon. Benim işte kayınpederimde prostat var. Ne kullanmamı tavsiye edersiniz? Bakar mısınız? Yani iş, arkadaşlar işimiz ne biliyor musunuz? İşimiz tavsiye. Ürünü kullanıp bunu Allah rızası için insanlara tavsiye etmek. Hatta biliyorsunuz Asr suresi var. Asr suresinin sonunda Cenab-ı Allah hakkı tavsiye etmekten bahsediyor. Yani hakkı tavsiye edin, hakkı yayın diye buyuruyor. Yani eğer bir şey varsa, bir iyilik varsa bunu zaten bizim boynumuzun borcu. Yani insanlara bunu söylemek zorundayız. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Hak demişken yani hani bizim dinimizde emri bil maruf nehyen münker diye bir olay var. İyiliği emretmek, iyi bir şey varsa bunu tavsiye etmek dinimizde var zaten. Bu anlamda arkadaşlar bu bir vebal. Şöyle düşünün bakın benim midem yanıyor. Ben bu işi yapmam dedim. Bakın ben de şart koştum. Benim midem yanıyorken iyileştim. Bir arkadaşım geldi yanıma kıvranıyor adam. Midesini tutuyor falan. Abi çay diyorum aman diyor. Aman ben çay içemem diyor. Kahve diyorum olmaz diyor. Arkadaşlar ben yani Allah'tan korkarım ya. Bu adama söylemek zorundayım değil mi? Böyle bir mantar olduğunu bu adama söylemek zorundayım. Arkadaşlar ben bu şekilde baktım. Asla işte insanlara işte ürün satalım da para kazanalım bu dertte olmadım. Ve dediğim gibi pandemi sonrası ben bu işi ciddiye aldığımda aynı bakın bunları yaparak insanlara yardımcı olarak bir insan gördüğümde onun gerek işte hastalığından kurtulması yardımcı olmak gerekse eğer bir işi yoksa onun iş fırsatından faydalanması yardımcı olmak düşüncesiyle yaklaştım. Allah'a şükür bu yaklaşımın sonucunda yani özetle insan kazandım ve insan kazandığınız arkadaşlar aslında siz para kazanmaya başlıyorsunuz. Bir de şöyle bir olay var. Bunu hep söylüyorum. Ben 2010'lardan beri bir şey dikkatimi çekiyor. O da şu. Ben sağlık hizmetleri meslekçisi okulunda hocayım ve bizim sağlık bölümleri aslında çok popüler. Yani diğer bölümlere göre çok popülerdi. 2000'li yıllardan itibaren
Bizde 3 bölüm vardı. Arkadaşlar mezunlarımız var ya, çatır çatır atanıyor. Adam Haziran'da mezun, Ağustos'ta atanıyor. Yani aynı yıl atanıyorlardı çünkü düşük puanlarla. 70'lerle, 65'lere atananlar dahi vardı o dönemlerde. Tabii bunu söylüyorum, öğrenciler şok oluyor şu anda. Böyleydi. Ama arkadaşlar sonra ne oldu? Maalesef 2010'lardan bu tarafa atama oranları önce %100, sonra 90, 80, 70 derken maalesef şu an atama oranları, dün dikkatimi çekti, bir yerde söyledim bunu. Yani bir bölümden sadece 150 bin mezun birikmiş. Çünkü her yıl 5 bin, 10 bin mezun veriyor. Alınan yani 1.000 kişi, 1.500 kişi falan tarzında. Arkadaşlar atama oranları şu an %1'e kadar düşmüş vaziyette. Yani %1-2 o civarda 150 bin mezun atanan 1.300 kişi. Düşünün en son. Bir 300 daha alacaklarmış herhalde. Velhasıl böyle bir sorun var. Bu durumda arkadaşlar ben dün Adıyaman'da bir eğitimdeydim. Yanında Salih Bey de vardı. Şahit olmuştur. Kendisi de oradaydı zaten. Bakın bir tane bir bayandan bahsettiler. Merve isimli bir bayan. Psikoloji mezunu. 23 yaşında. Ve maalesef intihar etmiş bir insan. Bir genç yaşta intihar etmiş. Ve düştüğü not da şu arkadaşlar. Şöyle bir not yazmış. Ben o kadar okudum. Üniversite bitirdim. Ettim bilmem ne. Ama maalesef atanamıyorum. Atanmak gibi bir şeyim de yok. Yani böyle bir umut da yok. Ben ailemi yık olmak istemiyorum deyip maalesef hayatına son veren bir insan. Ben orada sahnede şunu söyledim. Arkadaşım benim paraya pula gerçekten ihtiyacım yok. Yani yeterince var. Allah herkese nasip etsin inşallah. Gerçekten yeterince var. Bilenler biliyor zaten. Ya üniversitede birinin dörde bir öğretim görevlisi kaç lira alıyor bakın lütfen. Bu anlamda paraya gerçekten ihtiyacım yok. Yetiyor. Evimiz var. Arabamız yok. Satın alacağım inşallah nasip olsa. Ben aslında çok ahım şahım paraya ihtiyacım yok. Ama arkadaşlar ben bu işi işte Merve'ler ölmesin diye yapıyorum. Öğrencilerim boşta kalıyor. Zaman zaman yanıma öğrenciler geliyor. Soruyorum atandı mı diyorum. Yok hocam diyor, ben diyor işte 800 lira maaşla çocuk bakıyor. Bakar mısınız ya? Yani bazı öğrencilerim kafelerde çalışıyor. Aldıkları araba 1500-2000 TL. Boğaz toplu. Ve ben hep şunu söylüyorum. Boğaz toplu deyince aklıma geldi. Bakın insanlar 100 sene önce esirdi. Esirlik vardı 100 sene önce. Yani maalesef. Ama ne yaptılar? Hürriyetler için savaştılar. Özellikle Fransa ihtilalinden sonra sürekli bir önümüzdeki yüzyıl, geçtiğimiz yüzyıl arkadaşlar özgürlük savaşlarına sahne oldu. Birçok ülke, mesela Orta Asya, Rusya sömürgesiydi. Onlar savaştılar ve bağımsızlığını kazandılar. Şu an bir Filistin kaldı. Biliyorsunuz bir Filistin sadece maalesef özgürlüğüne kavuşamadı henüz. İnşallah o da olacak eninde sonunda. Esaret bitti arkadaşlar. Ama ne başladı biliyor musunuz? Şu anda ecaret var. Ecaret. Aynı şey. Esaret eşittir ecaret. Peki bu ne demek? Ecaret demek arkadaşlar pardon, ücretlik anlamına geliyor. Ücretli çalışmak yani. Bildiğiniz gibi esirler boğaz tokuma çalışır. Bir yerde çalıştırırlar. Esirlere bir yere gidemezler. Ama akşam arkadaşlar en azından yatma yerleri var. Yani esirin sahibi esire, köleye bir yer vermek zorunda. Peki arkadaşlar ücretliler, bakın 1500'e, 2000'e, 2005'e çalışan insanlar sizce boğaz tokuna çalışmıyor mu? Üstelik bunların yatma yerleri de yok. Yatma yerini kendisi bulmak zorunda. Velhasıl bakın böyle bir sıkıntı var. Ve yine son 10 gün, 15 günden beri hatta bir iki aydan beri söylediğim bir şey var. Bu çünkü herkes şu anda bunun farkına vardı nihayet. Şu anda maalesef bir savaş var. Bu savaş kesinlikle o beklenen bir savaş var. Üçüncü Dünya Savaşı. Üçüncü Dünya Savaşı arkadaşlar kesinlikle topla, tankla, tüfekle, uçakla olacak bir savaş değil. Bu tamamıyla ekonomik savaş. Ama zenginle fakir savaşı. Bakın bu şu anda uygulanan ekonomik sistemler, yani kapitalist sistem ne yazık ki insanları ayrıştırıyor. Zengin ve fakir olmak durumunda başka bir seçeneğimiz yok. Sadece son 2 ayda bile arkadaşlar maalesef %70 civarında insanlar fakirleştiler. Dolayısıyla bakın ben bunu anlatıyorum. İsteyen anlar, isteyen anlamaz. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama bu ekonomik savaşta eğer bir savaş vermezseniz, en azından hani okum saatinin altına düşmemek için savaş vermezseniz arkadaşlar sizi maalesef önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok kötü günler bekliyor. Çünkü bildiğiniz gibi geçmiş pandemi arkadaşlar epey uzun sürmüş. 100 sene önceki pandemi. Ve bu pandeminin de yani bu pandemiye çıkaran güçler 5 yıl veriyor arkadaşlar. Bakın 5 yıl belli. Pandeminin kaç yıl süreceği belli. 5 yıl sürecek. Ve bu 5 yıl süre içerisinde dünyayı inanılmaz çok kötü günler bekliyor. Bakın Türkiye'yi değil. Dünyayı kötü günler bekliyor. Üretim krizi var.
Ve hatta şey deniyor artık mesela yoğurdu, peyniri, şunu bunu, salçayı biliyorsun her şeyi kendimiz yapardık evimizde. İnanın bana o dönemler yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani ekmeği fırından değil de kendimiz yapmak durumunda kalabiliriz önümüzdeki yıllarda. O yüzden lütfen bunu anlamaya çalışalım. İnanmayın bana ama araştırın arkadaşlar lütfen. Hatta bugün bir arkadaşıma da söyledim bunu. Biliyorsunuz bir insan öldüğünde öldüğünü bilmezmiş önce. İşte o da ağlarmış falan. Biri söylemiş ağlarmış. İşte herkesin mezarlığa gidermiş. Sonra gömülürmüş. Tabii ki millet geri dönerken o da gelmek istermiş. Kafasını böyle taşa tahtaya neyse vurunca dermiş ki Allah'ım ölen benmişim. Ama arkadaşlar iş işten geçti. Yani ölen benmişim anladın ama maalesef işten geçti. O yüzden iş işten geçmeden yani Ağustos böceğinin durumuna düşme arkadaşlar. Daha bakın bunların sinyalleri zaten var şu anda. Bunlar bir yaşandı. Dün güzel bir laf duydum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Dolar geldiği yeri hiç unutmazmış. Öyle diyorlar. Dolar geldiği yeri unutmaz. Bakın dolar 18'de 19'u neredeyse buldu biliyorsunuz. 18'de 19'a yaklaştı yani. Ve beklenen şey ya inşallah olmaz. İnşallah bunlar felaket tellalcılığıdır bunu söyleyenler. Ama arkadaşlar eğer 24'ü bulursa bu sene içerisinde zaten şu an 14'lerde düşmüyor bir türlü. Düşürmeye çalışıyorum ama maalesef düşmüyor. Yerini gerçekten unutmuyor. O yüzden arkadaşlar önümüzdeki günler çok kötü geçebilir. Allah korusun. Şimdiden tedbir almakta fayda var. Bakın burada bahsedeceğim işi herkes yapabilir. Az önce Salih Bey söyledi. Bu arada ben teşekkür unuttum. Benden önceki konuşmacılara öncelikle MC'miz şu an ekranda gördüğüm değerli Pınar Kılıçman'a teşekkür ediyorum. Kendisi öğrencim ve iyi bir kariyerde şu anda. Kariyerin rozeti de göğsünde gururla taşıyor. Eyvallah. Ve tabii ki akabinde değerli Rüken Göktaş. Kendisi de büyük bir lider. Şu anda artık şehirler arası gezmeye başladı bu iş için. İstanbul'da oradaki ekibine destek olmak için oraya gitti ve hala orada çalışıyor. Tebrik ediyorum güzel sunumdan dolayı. Ve tabii ki değerli Royal Diamond Teknik Salih Dinç. Kendisi bir öğretmen. Aynı zamanda idare hakimlik sınavlarına falan giriyor. Bu yönde ilerlemek istiyor. Ama Gano Excel'de gerçekten mükemmel noktaya geldi ve daha da ilerliyor şu anda. Bu işi tam anlamıyla bir ek iş olarak kabul etti kendisi. Ve tabii ki siz bunu iş olarak görüp ciddiye aldığınız anda arkadaşlar burada inanılmaz ekmek var onu söyleyeyim. Ve bakın bir cümle kuracağım. Altını çizerek söylüyorum ve size bir yere not alın lütfen. Bu işi isteyen herkes yapabilir. İnanılmaz kolay. Arkadaşlar inanılmaz kolay. Şöyle kolay ama. Hani bugün bunu birçok kişiye anlattım. Şöyle düşünün. Mesela eskiden kaleler vardı biliyorsunuz. Kale. Büyük büyük kaleler işte ordular geliyor kaleyi fethetmeye çalışıyor. Bir kapı düşünün. 25 metre yüksekliğinde ne bileyim işte 10 metre genişliğinde devasa bir kapı. Yani ordular geliyor hücum ediyor işte toplarla bilmem neyle. Arkadaşlar o kapıyı açamıyorlar. Ama o kapıyı sadece bir anahtar, küçük bir anahtar o kapıyı açıyor mu arkadaşlar? Açıyor değil mi? Ne kadar kolay. Yani o kadar zorlamayla açılmayan özür dilerim. Evet, bir yudum su içmem icap etti. Yani zorlamayla, ordularla açılmayan kapıyı sadece küçük bir anahtar açıyor mu? Açıyor. Peki bunu niye anlattım? İşin sırrı bu arkadaşlar. Her şeyin bir sırrı var. Bu anahtar gibi her şeyin bir sırrı var. Eğer bu sırrı almadan, bizden bu eğitimi almadan yapmaya kalkarsanız bu işi başaramazsınız. Çok zor. Ama iş öğrendiğiniz zaman iş o kadar basit ki yarın akşam arkadaşlar tabii ki kayıt olmuş arkadaşlarımız yarın akşam bunun eğitimini alacaklar zaten. O kadar basit ki bu işi isteyen herkes yapabilir. Peki isteyenden kastımız ne? Şimdi ben tabii ki ne yapacağımızı anlatacağım birazdan. Ben bir insanı isteyip istemediğini şöyle anlıyorum. Arkadaşlar istiyorsanız bakın isteyen adam mazeretle sürmez. Mazeretle iş olmaz isteyen kişinin. İsteyen kişi şikayet etmez. İsteyen kişi suçlamaz. Bakın bu şeyden uzak durduğunuz takdirde, bu işe girdiğinizde ve bu üç şeyden uzak durduğunuzda, mazeret üretmediğinizde, şikayet etmediğinizde ve suçlamadığınızda arkadaşlar inanın bana ya yani bu pozitif olduğunuzda özetle pozitif olduğunuzda zaten biliyorsunuz buradaki insanların hepsi inanılmaz pozitiftir. Bugün mesela benle kim görüştüyse inanılmaz enerji aldı. Ben de kimle görüştüysem bizim ekipten herkes pozitif. Herkes ya nasılsın? Harikayım, bomba gibiyim. Ya yapma hocam falan böyle. Arkadaşlar biz böyleyiz. Ben mesela Esra Arslan'ı arıyorum. Nasılsın? Hocam harikayım. Pınar arıyorum. Pınar Hanım'ı harikayım, süperim.
Sebep bir arıyorum. Harikayım. Ya arkadaşlar bu iş yapan insanlar Rukiye Hanım hakeza. Ara sıra tabii ki motivasyon düşüyor belki ama bu anlamda birbirimize muazzam enerji veriyoruz ve sürekli bir pozitiflik olayı var. Zaten şöyle bir şey var. Bunu da söyleyip nasıl kazanıyor ondan bahsedeceğim 5 dakika içinde. Arkadaşlar eğer negatif olursan yani of her şey benim başıma geliyor bilmem ne falan gibi şikayet etmeye başlarsan ne oluyor biliyor musunuz? Çekim yasası diye bir şey var. Eminim hepiniz duyuyorsunuz. Alayınız bunu biliyor şu anda çekim yasasını. Bilmeyenler de şimdi duydu. Eğer sen sürekli negatif olursan çekeceğin ne biliyor musun? Of her şey benim başıma geliyor. Yok tersten kalkmışım, yok soldan kalkmışım bilmem ne. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Gel diyorsun. Çekiyorsun hep. Böyle kötülükleri, negatifleri üzerine çekiyorsun. Ama her şey süper, harika dediğinde arkadaşlar olumlu olduğunda gerçekten sürekli iyi şeyleri kendine çekmeye başlıyorsun. Bu kadar net arkadaşlar. Ben samimi söylüyorum. Bütün bunları üniversitede hoca olmama rağmen bunları ben belki duyuyordum kulaktan dolma ama arkadaşlar yaşamıyordum hiç. Yani pozitiflik nasıl bir şey inanma yaşamıyordum. Ve ben bu iş sayesinde hem ciddi anlamda hayat kalitem hem sağlık anlamında arttı. Çünkü bu firma 5 şey vaat ediyor bize. Sağlık var mı? Kesinlikle var. 10 tane hastalığından kurtuldum ve asla hasta değilim şu anda. Varlık var mı? Ben bu firma sayesinde arkadaşlar hesabımda asla ve asla 10 bin aşağı para yok şu anda. Yani daha önce 200-300-500 olduğunda var ya o süperim diyordum. Çünkü niye biliyor musunuz? Diğer arkadaşlarım hiç yoktu. Hesaplarında para. Yani birine 100 lira ister, inan bana onu bile verecek durumda olmuyor bazıları. Ama bende 500 varsa süper zenginim diyordum yani. Ama şu anda yani hesabımda 10 bin aşağı para olduğunda gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Farkındaysanız birkaç ay önce 5 bin diyordun değil mi? 5 bin aşağı olursa kötü hissediyordum. Şimdi 10 bin aşağı. Algı gittikçe değişiyor arkadaşlar. Yani sizin para termometreniz yükseliyor gittikçe. Çünkü son sözüm şu bu anlamda. Eğer arkadaşlar siz parayı çekemezseniz para asla size gelmiyor. Onu söyleyeyim. Paranın çünkü şöyle bir şey diyorlar. Her cisim etrafına bir enerji yayıyor, bir titreşim yayıyor. Ve paranın titreşimi çok yüksek. Sizin parayı çekebilmeniz için sizin titreşiminiz yani para enerjiniz tabiri caizse yüksek olması gerekiyor. Bakın bunu söyleyince belki anlayacaksın ki para her şey Allah'tan vesaire. Arkadaşlar Allah da isteyene veriyor. Bakın enerjinizi yükseltmeniz lazım. Para algınızı değiştirmeniz gerekiyor. Parayı adeta mıknatıs gibi çekmeniz gerekiyor. Aksi halde olmuyor, olmuyor, olmuyor. İşte bunun için de tek başınıza hiç kimse arkadaşlar performansını en üst seviyede kullanamıyor. Ne yapmanız lazım? Bir sistem içine girmeniz gerekiyor. Bir sistem sizi zorlamalı yani arkadaşlar. Yoksa kendi başına, tek başınıza işte o büyük paraya, servete gitmeniz mümkün değil. Mutlaka bir sistem içerisinde bunu yapıyor olmanız lazım. Dedikten sonra arkadaşlar sistemimiz ne? Yani bizde nasıl, ne gibi bir sistem var? Hemen ben hazırlığımı yapayım ekran paylaşımı için. Size hızlı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Ve 2-3 dakika içinde bitirmeye gayret edeceğim inşallah. Anlayan zaten anlıyor. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Benim bölümüm kazançla ilgili, kazanç planı. Evet, şu an ekranımız geldi. Arkadaşlar kazanç deyince ne anlıyorsun ben bilmiyorum ama. Şu an ekran geliyor mu? Şeyler olmuş ama bir dakika tekrar paylaşıyorum. Evet şu an tam anlamıyla geldi Görünüyor arkadaşlar. başkanım şu an. Evet eyvallah sağlıklarım. Kazanç deyince ne anlıyorsun bilmiyorum arkadaşlar. Kazanç sadece para değil kesinlikle. Bakın burada Pınar Hanım çok güzel ifade etti. Bir yıl içerisinde inanılmaz bilgiler aldığını söyledi. Doğru söylüyor. Aynı şekilde ben de çok istifade ettim. Burada sağlık var, varlık var, başarı var, topluma hizmet var, hayır dua olmak var, mutluluk var, gezmek, görmek var. Gerçekten dünyayı görüyorsun, insanları tanıyorsunuz. Yani insan sarrafı diyorsunuz değil mi? İletişim yeteneğiniz artıyor bu işte. Kişisel gelişiminiz artıyor, özgüveniniz artıyor. Yani bizimle birlikte bir yıl, 2 yıl arkadaşlar duran insanların özgüvenleri tavan yapıyor. Bakın ben Pınar'ın ilk halini hatırlıyorum. Bu böyle değildi, özgüven bu kadar değildi. Yani Ruki Hanım aynı şekilde, hocam ne yapabilir miyim ki, nasıl olacak falan filan diyen insan, şu anda bıraksam saatlerce konuşur, düşünün. Yani gerçekten böylesine inanılmaz kazançlı bir sistem. O yüzden kazanç sadece para değil ama ben burada arkadaşlar parayı anlatacağım. Çünkü para bugün maalesef para her şey mi? Üzgünüm keşke para her şey değil diyebilseydim ama maalesef para her şey. Bakın niye?
Şu an hava bile parayla ya, hava. Sadece hava bedava diyecektim ama hava bile parayla. Çünkü şehir merkezinde solduğumuz hava temiz bir hava değil. Ama temiz hava almak için ormana gideyim desen, oraya gitmek para, içeri girmek para, orada durmak para, tuvalete git para. Suyu içiyorsun 1 lira, değil mi? Su, küçük su. Çıkarıyorsun 2 liraya. Acayip bir şey. Yani maalesef her şey para olmuş vaziyette günümüzde. Keşke böyle olmayaydı ama üzgünüm, yapacak bir şey yok. Bakın bizim firmamız nasıl para kazandırıyor? Öncelikle firmamız diyor ki kardeşim benden para kazanmak istiyor. Sen kimsin? Evvela ben seni tanımam lazım. Benim bayim olman gerekiyor. Toptancım olman gerekiyor. Benim distribütörüm olman gerekiyor. Peki distribütörü parayla mı? Asla. Distribütörlük kesinlikle bedava. 5 kuruş para vermeden firmanın %20 toptancısı oluyorsun. %20 indirim toptancı. Ve buna ilaveten yani %20 ile ilaveten size şu hakları sağlıyor. Ömür boyu firmayı temsil etme hakkı veriyor size. Bayilikle verebiliyorsunuz. Kariyerler var. Bunların süresi yok, düşmek yok. Perakende gelir imkanı var. Yine bayilik gelirleri elde etme imkanı veriyor size. Türkiye dünyanın her tarafına bayilik verebiliyorsunuz. Ve bu anlamda da uluslararası ticaret yapma şansınız var. Düşünün siz bir market açtığınızda hedef kitleniz sadece o bölge, o mahalle, belki hatta belki o sokak. Ama burada dünyanın her tarafına siz bayilik verme şansınız var. Dünya seyahatleri var. İlk defa bu firma sayesinde uluslararası bir tatil kazandım ve dün öğrendim fiyatını. 30 bin lira falan sanırım arkadaşlar 80 bin lira oldu söylendi. 80 bin TL'lik bir tatil kazanmışım. İnşallah pandemi bittiğinde gideceğiz veya inşallah hep beraber gideriz. Yani buradaki çok liderimizle gitmek isterim doğrusu. Ve uluslararası site veriyor bedava ve miras bırakma hakkı sağlıyor firmamız. Peki nasıl başlayabiliriz biz bu işe? Öncelikle kesinlikle tüketici olmak lazım. Bakın ben böyle başladım. Ben nasıl başladım? Önce ürünleri kullandım. O zaman paket sorunu vardı. Paket aldım. Ürünleri deli gibi kullandım. 15 gün içerisinde mide yanmasına sonuç alınca bende inanılmaz bir inanç oluştu. Yani inanmayan bir insan inancım oluşunca bu defa kullanmaya devam ettim. Ve tavsiye etmeye başladım etrafıma. Aslında ya bunu yaptığımda ben yarı zamanlı çalışmaya başlamış oldum esasen. Ama ne zaman ki az önce dediğim gibi yani tavsiye ettikçe para kazanmaya başladım görünce bu işi daha sıkı tavsiye etmeye başladım. Ve şu anda arkadaşlar tam zamanlıya geçme çalışmaları yapıyorum açıkçası. Yani bu ay bir karar vermiştim ama bunu dönem sonuna doğru inşallah. Yani ikinci dönem bırakmayacağım öğrencilerimi inşallah. İkinci dönemin sonunda planlıyorum. Peki bu nasıl bir şey? Buraları geçiyorum arkadaşlar. Buraya da geçiyorum ve burada arkadaşlar bırakacağım inşallah. Son slaytımız bu. Çünkü bunu öğrensek yeterli. Firmanın bize dediği şey şu arkadaşlar. Siz diyor bu işi eğer işi yapmaya karar verdiyseniz bakın eğer bir insan müşteriyse sadece tüketici olacaksa sıkıntı yok. Yani kimse size bu işi yaptıramaz. Çünkü bildiğiniz gibi bizim ürünlerimiz neler? Diş macunumuz var. Sabunlarımız var. Çayımız var, kahvemiz var vesaire. Bakın bugüne kadar örneğin ben bu yaşıma kadar dünya kadar diş macunu kullandım ama onun ticaretini yapamadım. Değil mi? İpana'yı kullandım, Colgate kullandım falan. Ama arkadaşlar İpana ticareti yapamadım. Tonlarla belki şey kullandım, sabun kullandım ama ondan ticaret yapamadım. Niye? Çünkü o sabunların, o diş macunun, o çayın, kahvenin ticaretini yapmak inanılmaz pahalı. Düşünsene siz bir kahve bayi almaya kalktığınız zaman dünya kadar paranız olmalı. Yani zaten zengin olmalısınız yani. Ama burada 5 kuruş para vermeden o firmanın bayisi oldu, bizim firmanın bayisi oluyorsunuz. Arkadaşlar bunun ticaretini yapma fırsatı veriyor firma size. Bakın özet şu. Son slaytım bu. Firma diyor ki kardeşim sen bu işi yapmaya karar verdiysen eğer bizim işimiz nedir? Bu ürünü kitlelere ulaştırmak. Yani ne kadar çok kitleye ulaştırabilirseniz o kadar geliriniz artıyor. Tıpkı klasik ticarette olduğu gibi. Öyle değil mi? Siz bir ticarete başladığınızda ne kadar çok müşteriye ürününüzü ya da hizmetinizi ulaştırırsanız sizin geliriniz o oranda artar. Ama arkadaşlar bunu tek başına yapamazsınız. Yani klasik ticarette de böyle. Mutlaka bakın BİM'den örnek vereyim size. BİM'in merkezi İstanbul. Orada merkezi var aslında. Ama ne yaptılar arkadaşlar? On binlerce çalışanla beraber düşünün 10 bin küsur şubesi var. Her şubede 3-4 kişi çalışıyor. Yani toplamda 40 bin tane çalışanı var. Ne yapıyor BİM arkadaşlar? 40 bin çalışanla beraber Türkiye'nin her tarafına ulaştı ve trilyonlarca para kazanıyor. Demek ki bakın burada şunu anlamanızı rica ediyorum. Siz büyük paraya gitmek istiyorsanız bunu tek başınıza yapamazsınız. Şöyle bir laf var. Big money is not easy. Büyük para kolay değil bir. İkincisi
Büyük para asla yalnız kazanmıyor. Ekip kurmanız lazım. Şimdi firma açısıyla şunu diyor. Bu işe başladıktan sonra yapmanız gereken şey, sizin gibi bu işin ticaretini yapacak olan, yapmak isteyen 6 tane liderle beraber yolunuza devam ediyorsunuz. Bakın yapacağınız tek şey bu. Ama burada olayımız şu, kapatıyorum. Biteceğim demiştim. Burada yapacağımız şey şu. Buraya çok fazla insan geliyor arkadaşlar. Çok fazla insan ben istiyorum falan diyorlar. Ama bizim aradığımız lider gerçekten bu işi yani sabırla yapacak, eğitim alacak, yani eğitimlerimize gelecek. Şimdi bakın benim için istemenin ölçüsü şu. İstiyoruz diye insanlar. Arkadaşlar isteyen adam şikayet eder mi? Etmez. İstiyorsan istiyorsundur yani. İsteyen adam suçlar mı? Hayır. İsteyen adam mazeret üretir mi? Hayır. Ben bir insanın isteyip istemediğini buradan anlıyorum. Eğitime gelmiyor. Arıyorum. Şu oldu. Arıyorum bu oldu. Arıyorum bu oldu. Arkadaşlar her seferinde mazeret üretiyor. Ve bakın ben bu tip insanların kazanamayacağını bilecek kadar tecrübe sahibiyim bu işte. Mazeret varsa abi gelme. Bakın mazeret sunan bir insansan gelme. Bu iş yapamazsın. Bizi uğraştırma. Eğer suçluyorsan, şikayet ediyorsan, negatif bir insansan arkadaşlar bu işi başaramazsın ama kendine bir şans ver. Eğer bize şans verirsen biz o negatifini aslında senden alıyoruz. Niye? Dinlemiyorum kardeşim ben seni mazeretle. Mazeret sunarsan kapatıyorum telefonu. Kardeşim biz burada tanıştığımız ne için? İş yönünden değil mi? Biz bir iş yapıyoruz. Adam bana ailevi sıkıntısını anlatıyor. Bana ne kardeşim ben Güzin ablamıyım ya. Ben nasıl çözeyim o işi? Kocası arası bozukmuş. Ne yapayım ben? Yapabileceğim bir şey var mı? Arkadaşlar bakın para kazanmak istiyorsanız profesyonel bir iş yapmanız lazım. Profesyonelliğin en önemli şey ne biliyor musunuz? Kuralı. Duygularını işe karıştırmamak. Ki bunun adı ne? Rasyonellik değil mi arkadaşlar? Rasyonellik. Duygularını işe karıştırmayacaksın yani. Ama maalesef ben bu sektörde duygularını işe karıştırmayı çok gördüm. Birisi de kızmış, ben bırakıyorum. Bırak ne yapayım yani? Senin yaptığın şey amatörlük yani. Amatör bunu yapar. Birine kızdın diye pireçin yorgan yakılmaz. Eğer ben de kendime şans veriyorum. Ben de kendime zaten fırsat arıyordum ve kendime bir şans veriyorum diyorsanız arkadaşlar gelin eğitimlerimize katılın. Kendinize bir 15 gün şans tanıyın. Bakın 15 gün bizimle birlikte olun arkadaşlar. 15 gün. Ya çok mu zor ya? Arkadaşlar bakın ben bu işte 6 ayda 10 bin civarında para kazanmaya başladım. Pandemi sonrası. Evimden çıkmadan. Bakın şu an altında ne yapıyor musunuz? Pijama var altımda. Üstüm ceket. Sağ olsun bir arkadaş çok beğendiğini söyledi. Altın pijama ya. Ben bugün şeyde gördüm. LinkedIn'de gördüm. Böyle şey yapmışlar. Hani bu pandemi döneminde herkes böyle çalışmadı mı? Öğretmenler böyle. Üstü ceket, kravat, altında pijama, şort, bilmem ne, boxer falan. Ben altını görmüyorum ki. Sanki İsa bana gülüyor. İsa senin altında ne var? Allah'ım belki hiçbir şey yok. Terapi değil mi? Bana ne kardeşim? Ben üstünü görüyorum senin. Üstünü görüyorum benim açımdan. Ya düşünsenize evinizden çıkmadan, evinizin rahatlığında, oraya buraya koşturmadan bir düğmeye dokunuyorsun, hop sunumdasın. Bir düğmeye dokun, hop evindesin. Ya ne kadar güzel bir şey bu. Çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun. Kiminiz belki kamera kapalı, belki yatıyorsun orada. Ben ne bileyim. Ama arkadaşlar bu iş böylesine keyifli bir iş. Bakın ben dijitalciyim. Bazı insanlar oraya buraya koşturuyor. Yani diğer diğer geziyorlar şu anda ama ben kesinlikle arkadaşlar bunu yapmadım. Bakın evimizde kapalıyken evlerimizden bile çıkmadan bunu yaptık ve ben bunu öğretiyorum şu anda. Yani ne yaptığımı öğretmeye çalışıyorum. Yarın akşam yani bizim arkadaşlar bu yaptığımız şey bir fragman sadece. Ama yarın akşam bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız için aşağı yukarı 1,5 saatlik bu iş nasıl yapılır? Ya bu işin sırrı ne? Dedim ya kocaman kapıyı bir anahtar açıyor. İşte o anahtar nedir? Yarın akşam bunun anahtarını bu işin sırrını arkadaşlar vermeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Sizden ricam eğer kendinize bir 15 gün şans verirseniz bakın bazıları bir defa geliyor yok ya diyor kafama yatmadı. Ya kafana yatmaz yatmaz imkansız yatması imkansız yani. Ya sen bu arkadaşlar 10 bin lira kazanmak kolay mı ya? Senin kafana yatmasını nasıl bekliyorsun? Allah'tan kork ya. İnsan azıcık insaf olur yani. Kafana yatmasını nasıl bekliyorsun? Daha sen arkadaşlar ilkokula gitmeyen üniversite bilgisini yok kafama yatmaz. Yatmaz ki. Özür dilerim yatmaz yani. Bunu anlamanız kolay değil. Siz bu kafayı arkadaşlar 10 bin lira kazanacaksanız bu kafa 10 bin lira kazanacak kafada olması gerekiyor. Yani 10 bin lira kazanacak bilgi burada olması gerekiyor. Burayı doldurmadan cebinizi banka hesabınızı dolduramazsınız yani.
Adam geliyor bir tanesi eğitime. Yok ya, bunlar boş iş. Kafama yatmadı. Peki ne yapıyor arkadaş? Onun anladığı şey ne? Gidecek bir kafede 8, sabah 8 akşam 10 14 saat çalışacak. Bunun karşısında 2000 lira alacak. Çalışıyorum, ben çalışıyorum. Kardeşim sen çalışmıyorsun, sen kölesin köle. Sen esirsin, ecirsin daha doğrusu. Buna iş mi diyorsun ya? Allah aşkına ya sen, sana kendine layık gördüğün hayat bu mu? Çoluğuna çocuğuna layık gördüğün hayat bu mu ya? Gözünü sevdim ya. Kendin için yapmıyorsan sevdiklerin için bir dene dene. Bakın ben yap demiyorum. Zaten yap yapamayacağınız belli değil. Ama bir 15 gün sabret. Geliyor arkadaşların bir gün sonra diyor, ben yokum diyor. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne gördün? 15 gün sabret bari. Neyse yani anlayan anlamıştır. Daha fazla fırça atmaya gerek yok. Hayır, aklınıza yardım. Biraz bazen ağır konuşuyorum. Aklınıza yardım. İnşallah Rabbim gören gözlerine eylesin. Çünkü herkes görmüyor. Burada bir arkadaşımızın güzel bir sözü var. Helen Keller diye bir adam var. Sağır ve kör. Bir bayan daha doğrusu. Ama çok başarılı bir insan. Kitapları yazmış falan. Bakın bu bayan şunu diyor. Bunu da değerli bir öğrencimizden öğrendim. Diyor ki yani kör olmaktan daha kötü olan şey nedir diye sormuşlar. O da demiş ki kör olmaktan daha kötü olan şey görebildiği halde görme yeteneği olduğu ya da görmeyendir. Yani bakar körlük diyoruz ya buna biz. İnşallah Rabbim hepinize buradaki vahmetini görmeyi nasip etsin. Şöyle düşünün. Dediklerimizin ne kadarı yalan, ne kadarı doğrudur. Bunun bir kritiğini yapın arkadaşlar kendi içinizde. Ve dediğim gibi üye olmak kesinlikle bedava. 5 kuruş para vermiyorsunuz. Hiçbir yükümlülüğü yok. Ve istediğiniz anda da eyvallah deyip çekip gidebiliyorsunuz. Kimse size bir şey diyemez. Kimse size bu işi yaptıramaz. Benim tavsiyem denemeniz. Çünkü dünyada her şey bütün başarı deneyerek elde edilmiştir.